Herkese merhaba. Savaş zamanı hiçbir insan için iyi bir zaman değildir. Felaketler, yürek burkan anlar ve kayıplarla dolu zamanlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya yeni bir savaşa hazır değildi. Ne yazık ki kısa bir süre sonra yaşanan İkinci Dünya Savaşı ile karşı karşıya kaldılar. Bunlarla birlikte tehlike ve gizemlerle dolu bazı çözülmemiş olaylar yaşandı. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm ölüm ve yıkımının ortasında meydana gelen bazı garip ve açıklanamayan olayları gelin birlikte inceleyelim. Nazi süper askerler. Nazi Almanya'sında birçok garip gizli örgüt kuruldu. Bunlardan birinin amacı ve eylemleri oldukça korkutucuydu. Annenerb ismi verilen bu örgütün amacı, Aryan ırkının antropolojik, kültürel ve dramatik mirasını araştırmaktı. Bu projeye göre Almanlar eski kuzey insanlarının gerçek torunları olarak kabul ediliyordu. Dünyanın her yerinde araştırmalar yapıp etki alanlarını genişletmeye çalışıyorlardı. Ülkelerinin geçmişini ortaya çıkarmak ve kazanan bir Almanya inşa etmek için seferber olmuşlardı. Tasarladıkları projeler ve planlarını gerçekleştirme şekilleri oldukça garipti. Çalışmalarına hem bilimi hem de büyüyü dahil etmişlerdi. Hitler, okültizmle özellikle ilgilenmiş, büyüye ve buna benzer garip öğretilere merak duyan biriydi. Eski kültürleri araştırmış, antik eserlerle ilgilenmişti. Tüm bunlar kurdukları garip örgütün kültürünü belirlemişti. Annenerb örgütü eski Nordik Cermen inanışlarından besleniyordu. Bununla beraber Ari, Alman ırkının kökenini araştırıyorlardı. Örgütün en ilginç kurumlarından biri Askeri Bilimsel Araştırma Enstitüsü'ydü. Kurumun etki ve araştırma alanı çok geniş olduğu için amacının özetlenmesi çok zordur. Wolfram Severs 1943'te bu kurumun başkanı seçildi. Onun başkanlığında örgüt korkunç planlarını yürütmeye başladı. Toplama kampı mahkumları üzerinde etik dışı korkunç testler yapıldı. Bu testler hayatta kalma ve dayanıklılık deneysel ilaçlar ve ameliyatları içeriyordu. Genetik manipülasyonlar ve deneyler masum insanların acı çekmesine ve hayatını kaybetmesine neden oluyordu. Bilimsel testlerin nihai amacı bir Nazi süper askeri yaratmak gibi görünüyordu. Bu projeye Übermensch, yani üstün insan adı verildi. Wolfram Severs bu amaca ulaşmak için okült araştırmalara yönelmişti. Yorulmayan çok güçlü askerlerle orduyu yenilmez bir hale getirmek istiyorlardı. Onlara zafer getirecek her şeyi deniyorlardı. Umutsuz bir arayış içinde kendi askerleri üzerinde de deneyler yapmaya başladılar. Luftwaffe pilotları ve SS askerleri üstün insanın yaratılması için denek gibi kullanılıyordu. Testler genellikle ölüme yakın deneyimleri içeriyordu. Söylenenlere göre öldükten sonra tekrar canlanıp savaşabilen askerlere sahip olmak istiyorlardı. Yani yapılan araştırmalara göre Nazi bilim adamları gizli bir zombi asker programı üzerinde çalışıyordu. Bu deneylerde kendi askerlerine de ölüme yakın deneyimler yaşattılar. Bazıları bu deneylerde hayatını kaybetti. Deneylerin eski Cermen savaşçılarının efsaneleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Kurdukları şeytani plana göre Hitler için savaşan askerler öldükten sonra dirilip savaşmaya devam edecekti. Ancak acı verici tüm deneylere rağmen başarıya ulaşamadılar. Hitler de dahil hayatını kaybeden hiçbir Nazi geri dönemedi. Los Angeles Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nda Los Angeles'ta bir cephenin açıldığını ve orada aktif bir çatışmanın olduğunu duydunuz mu? Bu belgesellerde ve tarih kitaplarında çok az karşımıza çıkan oldukça tuhaf bir olay. Pearl Harbor saldırısından sadece haftalar sonraydı. Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırılar olacağından emindi. 9 Aralık'ta ABD kıyılarına yaklaşan uçaklar olduğu rapor edilmişti. Yeni bir saldırının yaklaşmakta olduğu bilgisi New York şehrinde büyük bir paniğe neden oldu. Ancak bu raporlar sadece hatadan ibaretti. Tecrübesiz ABD pilotları, balıkçı teknelerini ve balinaları Japon denizaltılarla karıştırmıştı. Bu raporlar halkta müthiş bir korkuya neden olmuştu. Herkes çok gergindi, söylentiler kulaktan kulağa müthiş bir hızla yayılıyordu. Bunların üstüne 3 Şubat'ta bir Japon denizaltısı gerçekten de Santa Barbara kıyılarının hemen açıklarında yüzeye çıktı. Hatta saldırı düzenleyerek bir petrol sahasına birkaç top mermisi attı. Bu saldırı sonucu can kaybı olmadı. Ancak ABD ana karasına ilk kez bir düşman mermisi isabet etmişti. ABD kendini saldıran değil, savunan konumda bulmuştu. 25 Şubat'ta sabah 2'den hemen sonra radar, Los Angeles kıyılarının hemen açıklarında düşman varlıklarına dair sinyal verdi. Bu sinyalle birlikte tüm şehirde hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı. Tüm şehrin elektriği kesildi.
belirli bölgelere uçak savar silahları yerleştirildi. Projektörlerle gökyüzü aydınlatıldı. Tüm önlemler alınmıştı. Şehir savaşmaya hazırdı. Saat 3'te silah sesleri duyulmaya başlandı. Tanımlanamayan cisimlerin Santa Monica üzerinden defalarca geçtiği rapor ediliyordu. Askerler benzeri görülmemiş bir ateş fırtınası başlattı. Şehre tamamen kaos hakimdi. Sirenler çalıyordu. Elektrikler kesilmişti. Askerler sürekli gökyüzüne ateş ediyordu. Ancak sorun şuydu. Bu askerlerin ateş ettiği net bir hedef yoktu. Birkaç dakika boyunca makineli tüfeklerle aralıksız gökyüzünü biçtiler. Silahlardan dökülen boş kovanlar etrafa yağmur gibi yağıyordu. Ama ortalıkta hiçbir şey yoktu. O gün 1400'den fazla uçak savar mühimmatı atmosfere ateşlenmişti. Ancak gerçekte hiçbir düşman saldırısı olmamıştı. Los Angeles cephesi tamamen yanlış alarm üzerine kurulmuş bir cepheydi. Savaş yanlış alarmdan ibaretti. Gökyüzünde tek bir Japon uçağı bile yoktu. Ama birçok tanık gökyüzünde tanımlanamayan uçan cisimler gördüğünü iddia etmişti. Los Angeles dünya film endüstrisinin merkeziydi. Bu yüzden bu garip cephenin burada açılması oldukça manidar görünüyordu. Mart 1942 tarihli bir makalede New York Times dünyaya hayal ürünleri satan Hollywood'un hayal ürünü bir savaşa ev sahipliği yaptığını yazdı. Peki sizce o gün askerler neye ateş ediyordu? Her şey kulaktan kulağa yayılan bir söylentinin etkisi miydi? Japon uçakları Los Angeles semalarından hiç geçmediyse o gün gökyüzünde görünenler neydi? Alman denizaltısına saldıran tuhaf deniz canlısı. Savaş fazlasıyla kaotik ve kafa karıştırıcıydı. Fiziksel olmakla beraber psikolojik de bir mücadele vardı. Savaşta askerlerin açıklamakta zorlandığı birçok olay yaşandı. Bu olaylar efsanevi güçlerin hikayelerinin öne sürülmesine neden oldu. Alman denizaltısına saldıran devasa deniz yaratığı da buna benzer olaylardan biridir. Bu tuhaf olay Nisan 1918'de yaşandı. Bir İngiliz devriye botu yüzeyde ilerleyen bir Alman denizaltısına rastladığında Kuzey Atlantik'te seyrediyordu. Araştırmak için İngilizler dikkatli bir şekilde denizaltına yaklaştı. Ve bu noktada aşırı derecede korkan Alman mürettebatı hemen gemiyi terk etti. Mürettebata göre dokungaçları ve devasa dişleri olan son derece büyük garip bir canavar geminin yan tarafına tırmanmıştı. Bundan dolayı mürettebat denizaltını yüzeye çıkardı. Bu canavar 13. yüzyıldan beri deniz mitolojisinde yer alan efsanevi deniz canavarına benziyordu. Olaya dair tatmin edici bir sonuca varılamadı. Bu belki de savaş psikolojisinin etkisiyle görülen bir sanrıydı. Belki de bir okyanus fırtınasıydı. Ya da çok büyük meraklı bir ahtapot olabilirdi. Ne olursa olsun olay bir sır olarak kalmaya devam edecek. Sizce Alman denizaltının mitolojik bir deniz canavarına rastlaması olası mı? Kızıl Baron'u kim öldürdü? Jet motorları ve Kevlar malzemelerden önce savaş uçakları ahşap ve kumaştan yapılırdı. Yeni teknolojilere sahip olmak özellikle savaş zamanında çok zordu. O dönemde savaş uçakları gökyüzünde birbirleriyle zorlu mücadelelere girerdi. Düşman pilotların gökyüzünde birbirlerini vurmaya çalışmalarına it dalaşı denirdi. Bir savaş pilotu için 20 it dalaşı kazanmak çok zor bir olaydı. 20 it dalaşı kazanan pilot efsane sayılırdı. Kızıl Baron lakaplı Alman pilot 80 it dalaşı kazanarak efsaneleri geride bıraktı. Kan kırmızısı uçağıyla gökyüzünde ölüm saçıyordu. Kızıl Baron savaşın her iki tarafından da tüm zamanların en büyük pilotu olarak tarihe geçti. 21 Nisan 1918'de Kızıl Baron ve filosu Fransa'da İngiliz ve Kanadalı uçaklara saldırdı. Bu saldırının devamında Baron ve iki arkadaşı Kanadalı amatör pilot Teğmen Wilfred May'in peşine düştü. Kanadalı filo komutanı Yüzbaşı Arthur Roy Brown da Wilfred May'e yardıma yetişmeye çalışıyordu. Bu sırada tüm çalışmaya çok iyi bir şekilde tanık oldu. Kanadalı pilotun peşine düşen Kızıl Baron bir hata yaptı ve düşman hatlarının çok gerisine uçtu. Kanadalı filo komutanı Yüzbaşı Arthur Roy Brown da ona yaklaştı ve ateş açtı. O sırada uçaklar makineli tüfeklere sahip Avustralyalı askerlerin üzerinden uçuyordu. Avustralyalı askerler Kızıl Baron'a ateş açtılar. Kızıl Baron'a isabet eden bir kurşun onun kalbine ve ciğerlerine ciddi hasar verdi. Vurulunca rotasını değiştirdi ve Seyre-Lessac yakınlarında bir yol kenarına uçağını indirdi. Avustralya birlikleri ona ulaştığında Kızıl Baron çoktan hayatını kaybetmişti. Gökyüzündeyken yediği kurşun onun sonu olmuştu. Ancak Kızıl Baron'u kimin öldürdüğü net değildi. Kanadalı filo komutanı Yüzbaşı Arthur Roy Brown onun peşindeydi ancak Avustralyalı askerler de karadan Kızıl Baron'a ateş açmıştı. Askeri tarihçiler genellikle Kızıl Baron'u Yüzbaşı Brown'un öldürdüğünü kabul ederler. Ancak bazıları öldürücü darbeyi vuranın Avustralyalı bir asker olduğunu savunur.
Bugüne kadar bu konu netlik kazanabilmiş değil. Kanadalı yüzbaşı Arthur Roy Brown, Kızıl Baron'u kimin öldürdüğünü görmediğini ve olay hakkında daha fazla konuşamayacağını söyledi. Olasılıkları azaltmak için çeşitli teoriler ortaya atıldı. Bu teorilere göre Avustralyalı çavuş Cedric Popkin, isabet eden merminin açısına göre Kızıl Baron'u vurmak için en uygun konumdaydı. Bu olayda Kızıl Baron'un sağlık durumu ve ruh hali de sorgulandı. Böylesine deneyimli ve yetenekli bir pilotun düşman bölgesinde alçak uçuş yapması çılgınca bir hataydı. Bu yüzden bu bölgeye girmeden önce zaten vurulmuş olabileceği de düşünülüyor. Karar verme becerisini kaybettiği için böyle bir hata yapmış olabilir. Peki sizce Kızıl Baron'u kim vurdu? Kuzey Kutbu Nazileri. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma gizemli bir Alman üssü Kuzey Kutbu'nda bir adada keşfedildi. İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan bu üste bulunan eşyalar oldukça ilginçti. Bu üs, Rus araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından keşfedildi. Bu mekan, Almanların Schatzgräber ismini verdikleri eski bir meteoroloji istasyonuydu. Schatzgräber, hazine avcısı anlamına gelmektedir. 1943 yılında Alman ordusu tarafından yaptırılmıştır. Franz Josef toprakları olarak bilinen bölgede kurulmuştur. Bu topraklar o kadar ıssız bir bölgeydi ki çoğu zaman hatırlanmıyordu bile. Kuzey Kutbu Nazileri verimsiz toprakların kar ve buzla örtüldüğü bu unutulmuş adaya konuşlanmıştı. Bu ada en son 1980'lerde ziyaret edildi. Rus araştırmacılar adaya sadece bu gizemli üssü bulup ilk kez belgelemek istedikleri için gittiler. Ve avantajlı bir şekilde kutupların son derece sıcak olduğu yaz aylarında geldiler. Gittikleri dönemde terk edilmiş gizemli Nazi üssünde kar ve buz yoktu. Bu da bölgeyi araştırmayı ve keşifler yapmayı kolaylaştırdı. Burada üssü kullanmış Alman subaylarından geriye kalan bazı eşyalar bulundu. Bunlar başlıca üniformalar, tüfekler, makineli tüfekler, cephaneler, el bombaları ve kara mayınlarıydı. Bu ada kuru ve mikropsuz bir ortama sahipti. Bundan dolayı bölgedeki birçok ahşap, deri ve kumaş nesne bozulmadan varlığını sürdürebilmişti. Bunlar genellikle zaman içinde bozulan ve parçalanan maddelerdi. Ancak adanın yapısı nedeniyle keşfedilene kadar sağlam kaldılar. Bunların dışında Alman donanmasına ait el kitapları, hava tahmini ders kitapları, gezegenlere ait çizimler, hava durumu raporları, dergiler ve Mark Twain'in Tom Sawyer adlı romanı da üste bırakılan eşyalardandı. Üs ve üssün çevresi ekipler tarafından detaylı şekilde araştırıldı. Burada 1943 ila 1944 yılları arasında aşağı yukarı 10 Alman meteoroloğun kaldığı düşünülüyor. Burada çalışmalarını yürüttüler ve bir denizaltıyla götürüldüler. İkinci Dünya Savaşı güvercinlerinden gelen gizli mesajlar. İngiltere'de emekli bir şartlı tahliye memuru bacasını temizlerken İkinci Dünya Savaşı'na ait bir mesaj buldu. David Martin'in bulduğu bu mektup, Nazilere karşı savaşan bir İngiliz komutanından gönderilmiş olabilecek 70 yıllık bir gizli koddu. Martin'in Surrey'deki evi, D-Day istilasının planlandığı zamanlardaki karargaha yakındı. Aslında o zamanlarda bu kuşlar yalnızca önemli mesajları harika bir şekilde taşıyıp geri dönmeleriyle değil, aynı zamanda hızları ve ulaşabildikleri yükseklikle de ünlüydüler. Ancak sonunda düşman askerleri kuşların mesaj taşıdığını anladı ve onları vurmaya karar verdi. Öte yandan kuşların çoğu özel sinyal birlikleri askerlerinin mesajlarını alacakları ve onları telefon, telgraf veya haberciyle nihai hedeflerine gönderecekleri yere geri döndüler. Bu canlılar savaş için o kadar önemliydiler ki İngilizler tarafından o yıllarda 250 binden fazla güvercin konuşlandırıldı. İlk başta Martin ve karısı bir yuva bulduklarını düşündüler. Ancak canlının bacağındaki kırmızı kapsülü gördüklerinde bunun tarihi bir keşif olduğunu hemen anladılar. İngiltere'deki şifre çözme merkezi kapsülü inceledikten sonra içindeki mesajın muhtemelen bir çavuş tarafından gizli bombardıman komutanlığına yazılan bir rapor olduğunu fark ettiler. Mesaj her biri 5 harf ve rakamdan oluşan 27 kod içeriyordu. Yani mesaj kodlarla yazılmıştı. Bu yüzden de çok gizliydi. Ne yazık ki şifre kırıcılar mesajı hala çözemediler. Uçuş 19'un gizemi. Uçuş 19'un ortadan kaybolmasından 75 yıl sonra korkunç trajedi hala bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Olay, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 4 ay sonra 5 Aralık'ta gerçekleşti. 5 Navy Avenger torpido bombacısı, Florida ve Porto Rico arasında Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bildiğiniz bölgede askeri tatbikatlar yapmak üzere Florida'daki donanma üssünden ayrıldı.
Tatbikatlar başladıktan hemen sonra hava bir anda kötüleşti. Önce telsiz bağlantısı kesildi ve uçaklar bir nevi radardan düştü. Donanma bir arama kurtarma ekibi göndermiş olsa da uçaklar asla bulunamadı. Tatbikatlara katılan 14 havacıdansa haber alınamadı ve daha da korkuncu, kurtarma ekibinin bir parçası olan 13 mürettebat üyesi de kaybolmuştu. Sonuç olarak toplamda 27 kişi hayatını gizemli bir şekilde kaybetmişti ve cesetleri bile asla bulunamadı. Bugün bile kimse nereye gittiklerini veya başlarına ne geldiğini bilmiyor. 19 numaralı uçuşla ilgili pek çok teori var. Bazıları bunun uzaylılarla ilgili olduğunu, bazıları ise başka bir paranormal olaydan kaynaklandığını söylüyor. Sizce uçuş 19'a ne oldu? Teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve bunun gibi daha fazla video için abone olmayı unutmayın.